HDP Batman Milletvekili ile birlikteyiz. Batman Milletvekili Mehmet Rüştü Tiryaki, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne iki tane yasa önerisinde bulundu. Bunlardan birisi 657 sayılı devlet memurları kanununda bir değişiklik öngörüyor. Birisi de kanun hükmünde kararnamede değişiklik öngörüyor. Peki bunlar neyle ilgili? Eğitim sektöründe, eğitim alanında çalışma yürüten 100 bine yakın sözleşmeli öğretmen var. Yine bir o kadar da ücretli öğretmen var ve bu kesim tamamen güvencesiz bir şekilde çalışıyor. Bunun ortada kaldırılmasına yönelik bir yasa önerisinde bulundu Tiryaki. Nereden çıktı? Bu yasa bir düzenleme gerekiyor muydu? Yoksa doğrudan hükümet bunları kadroya alabilme imkanı var mı mevcut yasalara göre? Şimdi Milli Eğitim Bakanlığı'na, hükümete bu konuda bir takdir yetkisi tanınmış durumda. Ama hükümet ve Milli Eğitim Bakanlığı takdir yetkisini tamamen sözleşmeli öğretmen alarak kullanıyor. Sözleşmeli öğretmen alamadığı yerlerde de ücretli öğretmen alarak öğretmen gereksinimini karşılıyor. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra 652 sayılı kanun hükmünde kararnamede bir değişiklik yapılmıştı. 650'de daha önce bir değişiklik yapılmıştı. Sözleşmeli öğretmen almasına olanak tanıyor mevcut yasal düzen. Ama Milli Eğitim Bakanlığı o tarihten bugüne hiçbir kadrolu öğretmen almıyor. Sadece sözleşmeli öğretmen istihdam ediyor. Bu sözleşmeli... Niye bunu tercih ediyor bakanlık? Bakanlığın temel savunusu şu: az gelişmiş iller var. Bu kentlerde, bunlara bağlı ilçelerde, köylerde öğretmenler görev yapmak istemiyor diyor. Görev yapan öğretmenler de çok kısa süre içerisinde eş durumu veya benzer nedenlerle kadrolu öğretmenler tayin istiyorlar. Burada görev yapan öğretmen sayısı çok azalıyor. Şimdi bu sorunun başka biçimde çözülmesi mümkün. Başka biçimde çözülmesi mümkünken nasıl bunları tercih etmeyip öğretmenleri bir yerde zorla çalışmaya itmek, zorla çalıştırmak bu eğitimin verimliliği açısından da, o öğretmenin motivasyonu açısından da, kendini mesleğini adaması açısından da bir dizi sorun çıkarıyor. Çok basit bir örnek vereyim. Yani hani bunu şöyle düşünmeyin. Yani Türkiye'nin birçok yerinde sözleşmeli öğretmen çalışıyor. Eşinden 500 kilometre, 1000 kilometre ötede olan bir öğretmen, işte bir de çocukları varsa, bu öğretmenin bulunduğu yerde gerçekten ideal bir motivasyonla görevini yapması güç. Bunun başka yolları var. Biz bunu komisyonda da dile getirdik. Milli Eğitim Komisyonu'nda, ben mecliste de gündeme getirdim. Sorun şu: şimdi onların orada çalışması için ek puanlar verebilirsiniz. Mesela öğretmenler hizmet puanı alırlar çalıştıkları bölgelere göre. O bölgelere ekstra puanlar verebilirsiniz. Bir kısmında gerçekten... Yani dezavantajlı bölgedeki olan kişiye... teşvik etmeye dönük artış. Bunlara ek tazminatlar ödeyebilirsiniz. Lojman tahsis edebilirsiniz. Özellikle kırsal alanlarda lojman tahsis edebilirsiniz. Burada çalışmayı teşvik edebilirsiniz. Yani ayrıca bir tercihe bırakılırsa gerçekten oraları tercih edecek öğretmen sayısının ve orada görev yapmak isteyecek öğretmen sayısının çokça olduğunu düşünüyoruz. Ama Milli Eğitim Bakanlığı bu sorunu köklü olarak çözmek yerine böyle palyatif öğretmenleri zorlayan, tırnak içerisinde söyleyelim, çalışma barışını bozan bu uygulamalara gidiyor. Eninde sonunda Milli Eğitim Bakanlığı bu uygulamadan vazgeçmek zorunda kalacak. Bu yeni denenen bir yöntem değil. 2011'den önce de yüz binlerce sözleşmeli personel çalışıyordu. Anımsayanlar olacaktır mutlaka. 2011 Haziran seçimlerinden birkaç hafta önce tekrar bir düzenleme yapılmış ve bütün sözleşmeliler kadroya alınmıştı. 230 bin civarında sözleşmeli personel ve o zaman bunların büyük bir bölümü yine öğretmendi. 632 sayılı bir kanun hükmünde kararname çıkarılmıştı ve o kanun hükmünde kararname ile sözleşmelilerin tamamı kadrolu öğretmenliğe veya bulundukları kurumda kadrolu personel olarak atanmışlardı. Bizim önerdiğimiz de aslında basit bir değişiklik. Önerinize geçmeden önce şu tabloyu biraz daha açmanızı isteyeceğim. Kırsal bölgede daha çok sözleşmeli öğretmenler var. Sizin elinizdeki verilere göre dağılımı nasıldır?
Yani şöyle, sadece kırsal bölgeler değil aslında. Mesela öğretmen gereksiniminin en yüksek olduğu kentlerin başında mesela İstanbul gelir. Hani sanıldığının aksine öyle işte Kastamonu'nun işte bir dağ köyü veya Hakkari'nin yüksek ovaya bağlı bir köy falan böyle değildir. Yani tek başına böyle değil. Yani belki sizinle tam olarak rakamları söyleyemem ama bunun dışında da öğretmen gereksinimi olan çokça yer var ve bunların başında İstanbul geliyor. İstanbul'da bile sözleşmeli öğretmen istihdam ediliyor. Asıl sorun şu. Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu teorik savunusu var. Fakat Milli Eğitim Bakanlığı bunun dışında bir öğretmen almıyor zaten. Hani tamamen aldığı bütün öğretmenler sözleşmeli öğretmen. Yani diyor ki ben diyor kalkınmada öncelikli yerler, az gelişmiş yerler, öğretmen ihtiyacımın olduğu yerlere kimseyi gönderemiyorum. Gönderdiklerim de kısa sürede oradan ayrılıyor. O yüzden ben sözleşmeli öğretmen istihdam ediyorum. İyi de sen aldığın bütün öğretmenleri sözleşmeli olarak alıyorsun zaten. Hani Ankara'nın merkezinde çalışan öğretmeni de şu anda sözleşmeli olarak alıyorsun. Hakkari'ye atanan öğretmeni de sözleşmeli alıyorsun. Kastamonu'ya, Artvin'e, Denizli'ye de atadığın her öğretmeni sözleşmeli olarak atıyorsun. Atanmayan, ataması yapılmayan ne kadar öğretmen var? O ayrı, o da ayrı bir dram. 700 bin civarında bu rakam ve birkaç yıl içerisinde böyle giderse 1 milyona ulaşacak. Şimdi bu sözleşmeli öğretmenlik istihdamının dediğim gibi yani çözüm yolları var ama Milli Eğitim Bakanlığı bu çözüm yollarına odaklanmak yerine aynı zamanda baştaki savunusunu da kullanarak bütün öğretmenleri sözleşmeli olarak istihdam ediyor. Sorun şu, ben bir üniversitenin işte A üniversitesinin B bölümünden mezun oluyorum ve öğretmenlik görevine başlıyorum. Siz de aynı üniversitenin aynı bölümünden mezunsunuz. Belki de aynı dönemlerde okuduk. Okul başarımız da birbirine yakın, benzer. Ama ben bir aynı eğitim kurumunda kadro olarak çalışıyorum, siz sözleşmeli olarak çalışıyorsunuz. Böyle bir fark var. Bu nasıl bir etki yaratır? Ya şu şöyle bir etki yaratıyor. Sonuçta kadrolu bir öğretmen hani göreceli olarak kendini bir iş güvencesi içerisinde görüyor. Sözleşmeli öğretmen ise her an sözleşmesinin yenilenmeyebileceğini düşünüyor. Ayrıca öbür yanında görev yapan öğretmen eş durumu veya benzeri nedenle belli bir süre sonra tayin isteyebilecekken sözleşmeli öğretmen en az 6 yıl boyunca bulunduğu yerde kalmak durumunda. Bunun gibi bir dizi fark var. Sanki geçici bir istihdam biçimi de olarak da görülüyor. Yani kadrolu öğretmenler daimi olarak çalışacaklar ama meslek olarak onu kabul edebiliyorlar. Ya tabii ki yani öğretmenler odasında yani öğretmenler odasının içerisinde farklılıklar oluşuyor. Yani hani kadro... Nasıl? Bu psikolojik bir şey. Biri kadrolu çalışıyor, biri sözleşmeli çalışıyor. Sizin başka bir yere tayin isteme şansınız yok. O öbürünün tayin isteme şansı var. Siz en az 6 yıl çalışacaksınız. Öbür öğretmen 2. yılın sonunda eş durumu veya başka bir nedenle başka bir yere tayin istemek, tayin isteyebilecek. Sözleşmesinin yenilenmeme olasılığı var. Ama kadrolu öğretmen için her yıl belirli periyotlarla sözleşmeli olmadığı için kadrosunun yenilenme diye bir sorunu yok. Emekli olana kadar çalışacak. Sürekli her an atılabilecek, işten çıkarılabilecek psikolojiyi yatıyor. Tabii ki yani sonuçta okul yönetiminin, müfettişlerinin o bir tür performansını değerlendirdikleri bir değerlendirme formları var. Hani bunlarla veya başka nedenle sözleşmesinin sona erdirilmesi çok kolay. Basit bir disiplin cezası davranışı nedeniyle sözleşmesi sona erdirilebilir. Ama bir kadrolu öğretmenin disiplin soruşturmasının sonucunda ancak devlet memurluğundan çıkarma cezası alırsa görevine son verilebilir. Bu açıdan söylüyoruz. Yani çalışma barışını bozacak bir şey. Mesela bir iki istihdam biçimi de yok. Yani okullarda aynı eğitim kurumlarında kadrolu çalışan öğretmenler var. Sözleşmeli çalışan öğretmenler var. Bir de ders ücreti karşılığı çalışan öğretmenler var. Ders ücreti karşılığı çalışan 92 bin öğretmenin durumu daha dramatik. Yani ne primleri, sosyal güvenlik primleri tam olarak yatırılıyor. Ne aldıkları ücret ortalama bir öğretmen maaşına yaklaşıyor. Girdikleri ders ücreti, yani ders saati kadar ücret alıyorlar. 15 saat, o da ne kadar oluyor tahmini olarak ortalama? Yani 15 saat derse girdiğini düşünün bir öğretmenin. İşte haftada 4 hafta boyunca 60 saat derse girecek. 1000 TL bile almayacak belki bu öğretmen. Yani asgari ücretin yarısı kadar, hatta yarısından yani daha az. Tabii ki. Yani hani bu çok çok düşük oranlar. Peki asgari ücretin altında çalıştırmak yasak değil mi? Ama işte ders saati ücreti ödediğiniz için kaç saat derse girerse o kadar ödüyorsunuz. Yani esnek çalışıyorum onun için o... Tabii.
Az. Tabii evet. Yani bir branş öğretmeni için bu mümkün. Yani bir sınıf öğretmeni için işte 120 saat çalıştı. İşte ek dersler, yani 8 saat çalıştı, 40 saat, 160 saat çalıştı. Diyelim ki 2000 TL civarında para alabilir ama bir branş öğretmeninin ders saati çok az olacağı için bunun çok çok altında çalışması mümkün. Primleri de 30 gün üzerinden yatırılmıyor ücretli öğretmenlerin. Ücretli öğretmenlerin primleri ne kadar yatırılıyor? 30 gün üzerinden yatırılmıyor. Ders saatleri. Yatırılmıyor. Tabii o da 30 gün üzerinden de yatırılmıyor ücretli öğretmenlerin primi. Ayrıca o da onlar açısından bir sorun. Şöyle bir şey de düşünmeyin. Hani lise mezunları veya az eğitim görmüş kişiler ücretli öğretmenlik yapmıyor. Kadrolu öğretmen olarak atanma koşullarını taşıyan kişiler aslında büyük bir bölümü bunların. Yani aslında bu öğretmen 700 bin atanması yapılmayan öğretmenler bunu tercih etmek zorunda mı kalıyor? Bir kısmı tabii ki. Yani ya işsiz dolaşacak. Yani bir öğretmenin, bakın, başka bir meslek gibi düşünmeyin öğretmenlik mesleğini. Bir mühendis olarak mesleğinizi bağımsız olarak yapabilirsiniz. Bir avukat olarak yapabilirsiniz. Bir hekim olarak yapabilirsiniz. Ama bir biyoloji öğretmeninin, işte bir matematik öğretmeninin başka biçimde mesleğini icra etmesinin şansı, öğretmen olarak yetiştirilmiş kişiler bunlar. Bir kamu kurumu veya özel kurum fark etmez. Ama bir eğitim kurumunda öğretmenlik yapmak üzere yetişmiş kişiler. Başka bir seçeneği yok. Başka bir seçeneği yok. Bunların büyük bir bölümünün öğretmenlik yapmak dışında seçeneği yok. O yüzden bunların içerisinde on binlercesi gerçekten ücretli öğretmenliği kabul etmek zorunda kalıyor. Bu sorunun bir an önce çözülmesi gerekir. Her kente üniversite açacağız diye her kente eğitim fakülteleri, öğretmen yetiştiren eğitim kurumları açmak zorunda değil Milli Eğitim Bakanlığı. Ben bunu daha önce de defalarca dile getirdim. Türkiye İstatistik Kurumu'ndan nüfus projeksiyonları alınabilir. Nüfusun her yaş aralığında ne kadar olacağını önceden öngörmek mümkün. Dolayısıyla öğretmen gereksiniminin de önemli oranda önceden tespit edilmesi mümkün. Yani hani bu projeksiyona göre kaç yıl sonra kaç tane öğretmen ihtiyacınızın olacağını şimdiden öngörmek mümkün. Bu projeksiyonları çıkarmak mümkün. Ama yok, her tarafa üniversite açacağız. Yüz binlerce atanmayan öğretmen sorunu gibi bir sorunu ortaya çıkarıyor. İşsizlik oranının bu kadar yükselmesi ve üniversite mezunu, bu işsizlik oranı içerisinde üniversite mezunlarının bu kadar çok işsiz olmasının nedeni de tam olarak bu atanmayan öğretmenler sorunu. Biliyorsunuz işsizler içerisinde üniversite mezunu olanların oranı %27'lere çıktı aynı çağ nüfusu içerisinde ve bunun büyük bir bölümünün ataması yapılmayan öğretmen olduğunu düşünüyorum. Peki şunu sormak istiyorum. Şimdi sanırım ücretli olan öğretmenler nöbet parası, ders parası, alıyor. Nöbetçi olarak tutulduğunda okulda onu almıyorlar. İşsiz kaldıklarında, yani diyelim ki o konuda karar merciği herhalde valilik ve il milli eğitim müdürü, değil mi? Onlar bu konuda işi alıp iş sözleşmesi yapabiliyor. Ya da şimdi işsizlik ödeneği alabilmeniz için haksız bir nedenle işinize son verilmesi gerekiyor. Yani siz işten ayrıldınız. Yani ayrıldınız. Herhangi bir bir sektörde düşünün. İşten ayrıldığınız zaman otomatikman işsizlik maaşı, işsizlik ödeneğine hak kazanmıyorsunuz. Belli koşulları var bunun. Ve ücretli öğretmenler sadece o dönem için alındıklarından ve sonunda o da bir tür sözleşme. O sözleşme sona erdiğinden elbette işsizlik ödeneği de alamıyorlar. Sözleşmeli öğretmenler ve ücretli öğretmenlerin örgütlenme hakkı var mı? Ya da yasal mevzuat ne öngörüyor? Örgütlenebiliyorlar mı? Şimdi kendi seslerini duyurabiliyorlar 4688'de memurlar ve diğer kamu görevlilerinin sendikalara üye olabileceği düzenlenmiş. Memurların işte 657, 4 aya tabi olanlar. Sözleşmeliler ve diğer kamuda çalışan personelin ise kamu görevlisi olduğu kabul ediliyor. Dolayısıyla sözleşmelilerin, tabii bunun için de sendikalar uzunca mücadele verdiler, üyelikleri kabul edilmedi ama sonuçta yargı kararıyla tescillenmiş durumda. Devlet Personel Başkanlığı bunu kabul ediyor. Sözleşmeli öğretmenlerin sendika üyesi olması önünde bugün itibariyle bir engel yok. Geçici öğretmenlerin aslında 4C diye bir şey de kalmadı. 657 4C'de yürürlükten kaldırıldı. Biliyorsunuz o geçici personelin hepsi sözleşmeliye geçirildi.
geçirildi. Ama hala bir tür 4C'liliktir bu geçici personel. Onların sendika üyesi olması tartışılıyor. Fakat kanımca onların da sendika üyesi olmasının önünde bir engel yok. Zaten bu sözleşmelerin ve ücretli öğretmenlerin sorunlarını en yaygın biçimde dile getiren kurumlardır sendikalar. Yani eğer bugün bu kadar çok tartışılıyorsa, sorunları kamuoyu tarafından biliniyorsa emin olun bunda sendikaların katkısı çok büyüktür. Sayın Tiryaki, sizin yasa önerileriniz hem sözleşmeli hem de ücretli öğretmenlerin durumunu nasıl değiştirecek? 652 sayılı kanun hükmünde kararnamede ve 657 sayılı devlet memurları kanununda değişiklik önerdik. Buna göre Milli Eğitim Bakanlığı bundan sonra artık sözleşmeli öğretmen alamayacak. Ücretli öğretmenlerle ilgili tartışmalar hala sürüyor. Yani bunların doğrudan tamamının kadroya geçirilmesi kamuoyunda tartışmalara da yol açabilir. Yani hasbelkader idarenin tek taraflı olarak belirlediği, içinden seçtiği, ücretli olarak çalıştırdığı kişilerin bir anda kadroya geçirilmesi dışarıda bekleyen diğer öğretmenler açısından sorun yaratabilir. Haksız bir rekabet. Evet, yani hani haksız rekabet demeyelim. Aslında hepsinin öğretmen olarak çalışma koşulları var ama sorun şu, sözleşmeli öğretmenlikte bir nevi KPSS sınav sonucuna göre atama gerçekleştiriliyor. Dolayısıyla bunların kadroya geçirilmesi biraz daha kolay. Ama ücretli öğretmenlerin de sorunlarının çözülmesi, hem az evvel size söylediğim, çünkü gerçekten en haksız koşullarda çalışan onlar. Onların da koşullarının değiştirilmesi, düzeltilmesi ve mümkünse kadroya geçirilmesi için elbette girişimlerimiz olacak. Ama biz ilk etapta verdiğimiz bu önergeyle, kanun değişikliği teklifiyle sözleşmeli öğretmenlerin kadroya geçirilmesini teklif etmiş olduk. Özlük hakları şu ana kadarki çalışma onların tamamı kadrolu öğretmenlikte geçmiş gibi değerlendirilecek. Geçim madde önerimizde bunlar var. Peki mecliste bir taraftar bulabileceğinizi düşünüyor musunuz? Yani şimdi şöyle işliyor meclis. Bunun hani Milli Eğitim Komisyonu'na gelmesi, bu biraz da meclis başkanlığının elinde olan bir iş. Yani böyle siz bir teklif verdiğiniz zaman belirli periyotlarla sırayla gelmiyor. Meclis Başkanlığı buna karar veriyor. Hangi meclisin hangi kanun teklifinin hangi sırayla görüşüleceğine. Ama eğer belirli bir süre bu kanun teklifi meclis başkanlığı tarafından genel kurula getirilmezse otomatikman Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bu yasa teklifleri geliyor. Bu yasa teklifi geldiği zaman biz anlatacağız. Meclisten geçer mi? Kuşkusuz geçmesi için elimizden gelen çabayı sarf edeceğiz ama muhalefet partilerinin tamamı sözleşmeli öğretmenlik uygulamasına karşılar. Buna sıcak bakmıyorlar. Kadrolu öğretmen istihdamını savunuyorlar. Bunun dışında iktidar nasıl bir tavır sergiler? O da meclise geldiğinde göreceğiz onu. Yani dolayısıyla bütün sözleşmeli öğretmenlerin bu konuda aktif savunuculuk yapması gerekiyor. Evet, evet. Yani meclise geleceği zaman seslerini yükseltmesi belki bu desteği artırabilir. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Ben çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.